Bir hafta sonları yine karşınızdayız. Üniversiteli olma yolculuğunun önemli adımlarından bir tanesi LYS 2 Fen Bilimleri testi sınavı bugün tüm yurtta yapıldı. Bütün arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun. Yarın da yine bir sınav var. LYS 3 testi yapılacak, sınavı yapılacak bu sefer. Onlara da şimdiden başarılar diliyoruz. Önemli bir tercih danışmanı konuğum var sizlere bugün tanıştırmak istediğim. Sorularınızı cevaplayacağız onunla beraber. Ancak hemen hatırlatmak istiyorum. Akabindeki bölümlerde, bundan sonra artık programımızın süresi uzadı. Akabindeki bölümlerde de yine çok heyecan verici konuklarla biraz fakülteleri, biraz bölümleri, en son bölümde de biraz da geleceği konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Hemen ilk bölüm konuğumu tanıtayım sizlere. Uzman psikolog danışman ve tercih danışmanı Sayın Ece Tezeniş, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Hanım. Dün de çok güzel yayınlar yaptık. Çok önemli diyorlar bilgiler verdiğimiz arkadaşlarıma. Şimdi bugün de istiyorum sizden yine önemli bilgileri. Tabii ki. Eksik olmayın. Artık sınav maratonunun sonuna geldik aslında. Yarın bugün bitirdik. Yarından itibaren artık sınavları bitirmiş olacağız. Ve sonraki dönemde de bizim için tercihler başlayacak. Bir ÖSYM tarafından şu anda belli olan bir net bir sınav takvimimiz yok ama bizim bir takım öngörülerimiz var. YGS 6 gün içerisinde açıklanmıştı. Biz LYS'ler için de böyle kısa sürede bir açıklama bekliyoruz. Çünkü ÖSYM geçen yıldan itibaren açıklama süreçlerini biraz daha hızlandırdı. Haziran'ın sonu gibi bir sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Bir kılavuz yayınlanacak bu süreçte ama bu süreçte yayınlanan kılavuz üniversiteler için bir kontrol kılavuzu olacak. Üniversiteler kontrol. Bunu ne zaman bekliyoruz mesela? Önümüzdeki hafta içinde, Haziran sonunda bekliyoruz. Daha sonra da sınav sonuçları açıklandıktan sonra da ÖSYM öğrencilerle birlikte bizlerin de tercih yapacağı asıl kılavuzu yayınlamış olacak ve biz bu son açıklanan kılavuz üzerinden tercihlerimizi yapacağız. Böyle bir takvimimiz var. 18 Temmuz olabilir ama belki biraz daha uzatılabilir tercihler. Ben bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Şimdi geçen yıl, bir önceki yıl çok daha uzun bir yerleştirme takvimi vardı. Kesinlikle. Sınavın sonuçları da biraz daha geç açıklanmıştı. Hı-hı. 2 yıl önce. Ondan sonra da ta Ağustos'a varan bir tercih dönemi vardı. Evet, biraz uzundu. Fakat arkadaşlar, genel olarak aileler, veliler bu tempoya çok alışıktı. Geçen yıl sonuçlar çok hızlı açıklandı ve buradan bütün aslında bütün eğitim camiası ÖSYM'yi tebrik etti bu hızı. Hakikaten alkışladık. Ama ardından tercih süresi ilk kitapçıktan bile, hani ilk böyle deneme kitapçığında telaffuz edilenden bile daha kısa bir zamana çekildi. 18 Temmuz'da bitti. Hepimizin iki ayağı bir pabuca girdi. Ben en çok da o dönemde şöyle mailler aldım. Dediler ki hocam yetişemiyoruz, okullara gezin diyorsunuz, görün diyorsunuz ama biz bu, evet, okullara gidip bakamıyoruz, göremiyoruz, zamanımız yetmedi dediler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında hani çok biz geçen sene ezberleri bozdu. Evet. ÖSYM ve bizim için de öyle oldu. Tüm eğitim kurumları için, tüm danışmanlar için öyle oldu. Böyle çok heyecanlı, hızla koşmamız, evet, gereken, evet, bir maratonun içine girdik öğrencilerle birlikte ki sizin de dediğiniz gibi çok fazla maillerden sonra zaten kayıt süreci de biraz daha uzatıldı. Ki bu sene de beklenenden sonraya çekildi tekrar kayıtlar. Evet. Önceki yıllarda öğrenci hemen hemen neredeyse bir aylık bir dönemde sınav sonucunu eline almadan gerçekten bir şeylere bakabiliyordu, tercihleriyle ilgili bir yorum yapabiliyordu. Tabii kesinlikle. Şu açıdan çok olumlu kısa sürede açıklanması. Öğrencinin o merakını yok ediyor. Aldı, evet, puanlar elinde ama evet, merak yok oluyor. Ama bu sefer koştur karar ver. Çok hızlı şekilde karar ver, çok kısa sürede karar, evet, ver gibi bir şey oluyor. Birazcık daha sindirme açısından benim kişisel görüşüm bu süreçlerin biraz daha uzaması. Ha dersiniz ki öğrenci için çok çok uzun zamanlar vardı bunun öncesinde. Ama zaten biz bazen o noktada hani bazı öğrenci için karar sınav sonucunu eline aldıktan sonra birazcık daha netleşiyor. O öğrenciler için de bu süreçleri biraz daha uzatmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Biz yaptığımız programlarla resmi tercih dönemi ne zaman başlayacak bilmiyoruz ama zaten fiili tercih dönemini başlattık. Kesinlikle, tabii. Ekranlardan dedik ki hadi arkadaşlar sorun bize sorularınızı ve cevaplayalım. En çok gelen sorulardan birkaçını sizin için derledim. Derler ki arkadaşlar, yeni açılan ve puanı belli olmayan bölümler bizim için birer kabus. Onları nasıl tercih edeceğiz? Listemizde onları nereye yerleştirelim? Ne dersiniz? Bu çok önemli. Öğrencilerin en çok tereddüt ettikleri, hatta bazen tercih etmekten kaçındıkları bölümler oluyor. Taban puanı belli olmayan bölümler
bölümlerde, hangi bölümlerse bunlar, diğer üniversitelerde işte hangi üniversitede hangi bölüm açıldıysa bir önceki sene diğer üniversitelerde hangi taban puanlarla kapatmışlar buna baksınlar. Çünkü tercih eğilimleri her sene birbirine yakındır farklı bölümler haricinde. O bölümlere baksınlar, onlara göre listelerinde istedikleri bir yere yerleştirsinler. Zaten yine şey mi diyeceğiz, bu bir sıralama sınavıdır ve dolayısıyla sıralamanıza göre tercih listenizi yapın mı diyeceğiz hocam? Tabii ki bir sıralama sınavı ve bizim birkaç yıldan beri zaten dikkat ettiğimiz şey başarı sıralaması. Bir kere daha hatırlatalım aday öğrencilere. Bu yılda tercihlerimizi yaparken taban puanlara değil yeniden başarı sıralarına bakalım. Çünkü yani şöyle bir realize edelim. Diyelim ki bir bölüm 473 ile almış geçen yıl. Bugün bu yılda arkadaşım 473 ile aldıysa buraya girebilecek anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Sıralamaları kontrol edeceğiz değil mi? Çünkü öğrenci sayıları ve puan aralıklarındaki öğrenci sayıları her yıl değişiklik gösterdiği için başarı sıralamaları da değişiklik gösteriyor. Evet. O yüzden başarı sıraları bizim için daha çok önemli. Geçen yıl o puan aralığındaki öğrencinin başarı sırasıyla bu yıl o puan aralığındaki öğrencinin başarı sırası birbirinden çok farklı. Zaten biz de teknik olarak o iki istatistiğe göre arkadaşlara belli bir şekilde yön veriyoruz. O yüzden başarı sıraları. Peki, başarı sıraları açıklanacak. Önce bir global bir ne istiyoruz? Hangi alanlarda öğrenim görmek istiyoruz? Bir kara kalem böyle bir liste hazırlayacaklar. Sonra da bunu daha da realize edecek arkadaşlar. Ama ben şimdi size hayati bir soru soruyorum. Arkadaşlar bölüm mü seçsinler üniversite mi? Ne dersiniz? Tabii ki çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Çok fazla onlardan da geliyor. Herkesin meslek seçiminde verdiği kararlar kişilik özelliklerine göre ve kişisel beklentilerine göre çok farklı farklı. Öğrenci bazen bölüm seçer, bazen üniversite seçer, bazen şehir seçebilir. Bunu en iyi karar verecek olanlar yine adaylar. Gerçekten ne istiyorlar? Dün de konuşmuştuk. Kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri ki bu bir mesleği seçmek ve mesleği devam ettirmek, mutlu olmak için çok önemli kriterler aslında. Bunların doğrultusunda ne istiyorlar? Önce onlara karar versinler. Ondan sonra da işte üniversite ve bölüm ayrımlarını çok daha kolay yapabilirler. Ben aday öğrencilere burada sizin de söylediğiniz gibi hep şunu tavsiye ediyorum. İlk başta tabii evet bizim 30 tane tercih yapma hakkımız evet. var. Ama ilk başta 30 tane tercih yapmak zorunda değiliz. En azından resmiyete kavuşana kadar ya da birazcık daha zaman daralana kadar yapalım. 100 tane olabilir, 150 tane olabilir. Ama sonra bunların içinden eleyelim. Nasıl eleyeceğiz bunları da? Hangisi bize uygun, hangisi uygun değil? Üniversiteleri tanıyacağız, bölümleri tanıyacağız, evet. meslekleri tanıyacağız. Bunlarla birlikte biz bu listeye giderek daraltacağız. Ve orada zaten görecekler ki en son önlerine çıkan liste zaten onların... gidip okuyacakları ve gerçekten mutlu olabilecekleri bir liste oluşturmuş olacaklar. O yüzden hiç acele etmesinler. Ece Hanım ben hep diyorum ki diplomanın nihai hedefi iş değil sadece. Çünkü artık sadece diploma da yetmiyor. Biraz önce kuliste de konuştuk hep beraber. Evet. Gerçekten öğrencilerin kendilerine kattıkları donanımlar diplomanın etrafında dolaşan asıl unsurlar. Artık insan kaynakları demin son bölümümüzde Ercüment Bey'i ağırlayacak. O da aynı şeyi söyledi. İnsan kaynakları bundan sonra Google'a bakıyorlar aslında. Hı hı. Yani neler yapmışlar, hangi projelerde yer almışlar öğrenciler. Dolayısıyla üniversite hayatı aslında çok önemli. Kesinlikle. Başından sonuna kadar katılıyor musunuz? Kesinlikle katılıyorum. Orada da işte üniversiteyi seçerken nelere dikkat edilmesi evet. gerektiği sorusu geliyor. Orada yabancı bağlantılar, Erasmus bağlantıları, evet. üniversitenin sağladığı sosyal imkanlar, fiziki imkanlar, uygulama imkanları, staj imkanları hepsi çok önemli. Aday öğrencilerin bunları da çok iyi araştırmaları gerekiyor. Çünkü mezun oldukları zaman evet bir diploma bu diplomayı evet. Hak edecekler tabii ki. Ama bunun dışında işverenin önüne geldikleri zaman diyecekler ki ceplerinde ne var? O zaman ceplerindekileri göstermeleri gerekiyor. O yüzden öğrencilerin sadece ders çalışmanın dışında lütfen o 4 yılı, 5 yılı, 6 yılı çok iyi değerlendirsinler ve ne alabiliyorlarsa üniversiteden, farklı üniversitelerden, üniversite içindeki farklı bölümlerden evet. ki artık bütün üniversiteler daha esnek, daha açıklar öğrencilere farklı şeyler verme konusunda. Hepsini almaya çalışsınlar. Ondan sonrası onlar için hep artı olarak zaten arkalarından gelmiş olacak.
Peki biraz kılavuzdan, yakında yayınlanmasını beklediğimiz kılavuzdan bahsetmek istiyorum. Yine herhalde minik yazılardan oluşan bir sürü minik yazısı kalın bir... olan kalın bir kılavuz olacak. Herhalde basılı yayınlanmayacak diye düşünüyorum. Neler söylersiniz? O kılavuza biz nasıl bakalım, nasıl okuyalım? Birçok tablo olacak mı yine? Evet, birçok tablo olacak. Kılavuz, evet, sizin dediğiniz gibi çok keyifli değil o kılavuzu okumak. Ama o da bizim tercih döneminde hem adayların hem de bizim kılavuzumuz gerçekten basılı olmayacak. Yine ÖSYM dijital olarak yayınlayacak sitesinden. Ama aday öğrencileri ben hep bunu tavsiye ediyorum. Bugün burada da bunu tavsiye edeceğim. Lütfen okuyalım. Çünkü şöyle bir şey var. Ne nasıl, olursa nasıl sorunlar olsun, olabiliyor mesela? Örnek özellikle öğrenciler özel koşulları okumuyorlar. Yani kılavuzda taban puanlara baktıkları zaman taban puanlar, başarı sıraları ve özel koşullar gelir. Özel koşulları mutlaka okumaları gerekiyor. Orada üniversitenin bazı bölümler, bazı üniversiteler kişilik özellikleri, BO2, KILO gibi bölümlere göre özellikler oluyor. Ya da vakıf üniversitelerin bursluluk oranlarını, burs kesilme oranlarını hepsini bu özel koşullardan öğrenebilirler. Tercih ettikleri listede mutlaka hepsinde özel koşulları okumuş ve bunu kabul etmiş olsunlar. Ne olursa olsun sorumluluk, tercih sorumluluğu öğrencide çünkü. Evet. O yüzden üşenmesinler. Evet. Onlara bunu tavsiye edeyim. Mutlaka kılavuzu detaylı bir şekilde incelemeye çalışsınlar. Hatta eğer akıllarına takılan ne varsa da bizlere, sizlere her zaman sorabilirler. Tabii ki her zaman. Çok sevindim. Peki yarın bir sınav daha olacak. Hem bir başarılar dileyelim hem de arkadaşlarım için son sözlerinizi rica ediyorum. Başarılar diliyorum hepsine bu son sınavda. Artık kaygı düzeyi birazcık daha ortalardadır herhalde. Ben öğrencilere hep şunu tavsiye ediyorum. Turlama yöntemi çok rahatlatıcı, çok iyi bir yöntem sınavda. Lütfen yapamadıkları, bilemedikleri sorular üzerinde vakit kaybetmesinler. Onun yerine hemen alt yapabilecekleri sorulara geçsinler. Önce şöyle bir turlayıp onun sonrasında yapamadıkları sorulara geri dönsünler. Bu onları hem rahatlatır hem de zaman kazandırır onlara. Böylece daha fazla panik olmalarını da önlemiş olurlar. Evet. Çok fazla sıkışırlarsa da şöyle birazcık kendilerini 1-2 saniyelik es vermeye sakın unutmasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldınız, şeref verdiniz. Sağ olun, programımıza çok teşekkür olmayın. Ederim. Evet efendim, kısa bir reklam arası için izninizi rica ediyorum ama bizden ayrılmayın. Heyecanlı konuklarla devam edeceğiz.